New Order, Wolfenstein'dan hatırlayabileceğiniz bir başlık diyeyim. Konusu şu, Himmler'in Waffen-SS'in gücünü almasından sonra insanlar üzerinde deneyler yaptığı, insanlar da bu sırada Hitler'in gençliği, onların üzerinde yaptığı genetik deneyler, bunlarda özgür kalması, gücünün artması ve en sonunda kendine ait bir ülke kurması ile alakalı. Yani normalde vasal olarak şey yapıyor, altında oluyor. Oradan sonrasına bakacağız nasıl bir şey çıkacak. Hafif Sovyet gücü de verelim. Olur ya, belki çok OP oluruz. Ve başlayalım. Şükür Hoydört, teşekkürler. Yani şimdi ne diyeyim? Bir şey demeyeceğim. Zormi var mı? Zombi mi demek istedin? Tam şey yapamadım onu. Castle Wolfenstein. Kaç ordumuz var? Bütün Alman ordusunu verdi. Biraz aşırı verdi. Bu kadarını beklemiyordum ama. Şöyle kalsın bakalım şimdilik. Oo, kendine has komutanları da var. Ha, isimleri değiştirmiş. Tamam. İsimleri değiştirmiş. Şeyleri vermiş. Traitleri vermiş. Yine bildiğimiz traitler ama isimler ve simgeleri değişik. Yalnız hepsi bir. Onu daha ayarlamamış. Onu halleder. Muhtemelen halleder yani. Türkiye ise oyunu olarak kesinlikle stajı oyunu oynayan, izleyen 5-10 kişiyiz. Ya konu cevabı o değil ama. Ya konu o öyle değil yani. En azından. Neyse, biz şeyleri bir halledelim. Panzer şeyimiz var mı hiç? Aşağıda bir tane var. Seviyesi biraz düşük ama. Zaten herkesin atağı aynı olduğu için çok da şey yapmayacak, etkilemeyecek. O yüzden şimdilik böyle kalabilir ordular. Şeyimiz var mı? Experience game, Max Playing %20. İyiymiş. Strasse, Wilhelm Strasse. Neyse. New Order, başımızda şu an Himmler var. Himmler bize asker üretimi %10 daha yavaşlatarak şey yapıyor. Destek oluyor sağ olsun. Artı 10 organizasyon veriyormuş. Partizan efektlerini arttırıyor. Occupation cost'u arttırıyor. Kendisi political power gelişini arttırıyor. General Staff mevzumuz var. Almanya'daki gibi %5 organizasyon, Playing Speed %25 veriyor. Wunderwaffen var. Division Speed %15, Division Organization %15, OP'ymiş. Attrition eksi %5, Recovery Rate artı %15, Research Speed %25. Ne oluyor amına koyayım? O ne abi? Bu ne? Bu nedir? Tanrı askerler mi yaratıyoruz? İnsan üzerinde deneylerden manpower'ımız düşüyormuş non-core bölgelerde. Partizan efekti artıyormuş. Research speed buradan da bir %15 geliyor. İyi, %40. Division training time buradan %20 geliyor Himmler standartları yüzünden. Buradan da bir... Neredeydi o? Artı 10 vardı. Dolayısıyla %30 civarı bir şey ediyor. Political power cost'umuz düşük. Ama şey topluyor, Himmler'in kendisi topluyor zaten. Haftalık manpower 10.000 geliyormuş. İdeoloji drift falan. Mefobiz, cart cürt. Küçük sade bir şeyimiz var. World Order'la, The New Order'la, World Order ne? The New Order'la başlıyoruz. Political Power Army Experience veriyor. Base Stability'de artı %10 veriyor. 65 zaten, güzel. Ayrıca otonomi ekliyor bize, tamam. Spanish Aid'imiz var. İspanya İç Savaşı için bir bonus sağlıyor bize. 20.000 Infantry Equipment veriyormuş. Infantry teknolojiye önce 2-1, 2-1 diye bonuslar var. Tanklara 2-2-2. Ve en son Wunderwaffen neyle değiştiriyor? New Wunderwaffen. Almanca New diye mi okunuyor? Tam olarak bilmiyorum. Yeni demek, yine aynı hesap yani.
%5 Division Speed, %5 Organizasyon. Bunları ekliyor sanırım üzerine bu sırada. Division Attrition 5, Division Recovery Rate 5, Research Speed artı %10. Replay istediği zaman aslında düşürüyor olması gerekiyor ama bilmiyorum. Artı bir Research Slot veriyor. En altta da SS Uber Soldaten projesi varmış. Ne oluyor? Infantry saldırısı %30, defans %30, Special Forces 35, saldırı ve savunması %35 alıyor. Süvariler %15 saldırı savunma alıyor. Maşallah maşallah. Fritz Graf diye biri geliyormuş. O da Infantry Division atakları artı %15, defans mefans çart çurt. Ya baktın mı asker durmuyor, anlaşıldı. Keşke Rusya'ya %100 güç falan verseydik. Civilian Industry'ler var burada ve devamlı da endüstriye bonus veriyor. Güzel. Otonomi alıyoruz. Avusturya'nın şeylerini al var. Tamam. Lebensraum var. İsviçre'den toprak alıyoruz. Daha sonra İsviçre Anschlussuyor. Çekleri bölme varmış. Peki. Alsace-Lorraine iste var. Slovenya'yı iste var. Rodolfo Graziani ile konuş var. Mussolini'yi tahttan indirme var. İtalya üzerinden toprak isteme var. Peki. Bu neymiş? Sachsen, Thüringen, Hessen, Mosel'i Almanya'dan alıyormuşuz. Doğuda Slovakya ve Karpatları alıyormuşuz. Enteresan. Biraz OP'ye duruyor. Bayağı bir infrastructure gelmiş. Wilhelmstrasse'nin yükselişi diye bir event varmış. Himmler'in varisi olarak geçiyor. Ya etkileri yazmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Hitler'in favorisi, Himmler'in favorisi ne geliyormuş? Wilhelm Detschett-Strasse geliyormuş. Bu adam da Division Recovery Rate artı %10 ve Division Defense'e %15 veriyor. Vay arkadaş. Nedir ya? Tanrı asker mi yapacağız? Cinsiyet eşitçiliği varmış. Buradan ne geliyor? Faşist partinin lideri Irene Engel oluyormuş. League of the German Girls diye bir şey kuruluyor. Division Training Time artıyor. Popülasyon artıyor. Recovery Defense düşüyor. Diktatör olduğu için politik power kazanıyoruz. Reichsführer'in Schutzstaffel geliyormuş. Training time falan artıyor. Organizasyon artıyor. Popülasyon artıyor. Cart cürt. Garip kafalar, ne diyeyim. Jungmedelbung diye bir şey var. Neymiş bu? Division training time'ı arttırıyor. Yeter ulan arttırmayın division training time'ı. %100 yapacak ipneler. Oyunun sonuna kadar asker basmaya çalışacağız. Popülasyon %20, recruitable popülasyon %2 veriyor. Tamam. Bund Deutscher Medel varmış. Bu ne veriyor? Division Training Time yine artıyor. Recruitable Population 5, Stability'yi de 10 düşürüyor. Endüstri var. 3-3-3-3-3 diye böyle devamlı fabrika veriyor. Evet. Her şeyimiz OP gibi duruyor. Almanya nasıl bölündü? Hoi mi? Sen de hep Hoi oynuyorsun. Hiç sorma. Bir sürü rütbe puanı mı harcadı Hoi için? Hayır. Sonunda Hoi demiş. Ülkenin ismi ne? Almanya 2 mi? Hayır. New Order arkadaşlar. League of the German Girl yapalım. Zaten çok askeri bonus var. Bir tane asker çıkabilsek dünyayı fethedecek. Hiç sorma. Bir birlikle dünya fethi şeyi yapılabilir. Challenge'ı yapılabilir aslında bu mod için. Hafif bir dalgalanma varmış. Onu da düzeltelim hemen. Bir dakika kaç? 5 taneyle de başlıyoruz maşallah. Research bonus da olduğu için %45 bir research bonusu var. Gerçi her şey kapalı galiba. Şu an gördüğüm kadarıyla... Ha yo, tanklar falan şeymiş. Yani. Yalnız bak Infantry Doctrine... Evet, doktrin bonusu hiç yok. Research time biraz orada faydalı gibi yani. Fabrikamız da biraz azmış. Şöyle bir başlayalım biz. Devamı gelir. Silah, ekipman, motorize, arti. Bir de uçak değdir oraya. Kaynaklar ne alemde? Kaynaklar iç güveysinden hallice. Akıtalım. Bir asker bas yeter. Almanyacık. Tank
Ordu'da var tank da. Piyade yokmuş. Şey, manpower yokmuş. Şunu şöyle akıt da şimdi İspanya iç savaşı çıkar. Bence gamalı ağaç SS bayrağından daha şekillemiş. Peki. De bu SS bayrağı değil ki. New Order bayrağı. Wolfenstein'in bayrağı. Lider kim? Himmler var başta. Bu akşamın konusu bir de şey. Neydi lan bizim konu bu akşam? Dur bakayım lan konuyu unuttum. Ha sizce en değeri bilinmeyen filmler, diziler ve oyunlar nelerdir? Bugün bunu konuşacağız. İlk fokus bitmiş. Rax Protectorate olduk. Ondan sonra Satellite var. Ondan sonra Free şey olması lazım. Bayağı daha yolumuz var. Biraz fazla yolumuz var. Önce Endüstri mi alsak? Ya da Otonomi mi alsak? Ya da Military mi alsak? Military ile başlayacağım. Daha nasıl şey araştırılıyor? Endüstri araştırılıyor. İlk sekmeyi bitireyim, ondan sonra bonusları alalım. Endüstriye bonus veriyor herif. Madem. Hızlı hızlı tak 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 tak. 2560'a 1440 mı? Evet. Armud'un hikayesinde Almanya neden ikiye bölünmüş? Tamam arkadaşlar, bir daha anlatıyorum. New Order, Wolfenstein'i konu alan bir mevzu. Himmler normalde Waffen SS'in kontrolüne geçip insan üzerinde deneyler vesaire yapıyor ve gücü büyüyor gitgide zamanla. Daha güçlü askerler yapmaya başlıyor ve şeye sahip oluyor. Wunderwaffen, yani kitle imha silahı Almanların üzerinde uğraştığı için daha büyük güce sahip oluyor ve böyle bir ayrı güç olarak ilerliyor. Şu anlık altında ama zamanla güçleneceği yazıyor modun konusunda. Oğlum biz kaç fabrika aldık lan? 6'ydı fabrikam, 3 tane dikilmedi mi? Orada bir takdim tehir bir şey mi var? Yanlış bir yazım mı var? Ha şeyden mi acaba? Otonomiyi arttırdım ondan mı acaba? Consumer Goods mi? Vallahi anlamadım. Yani bir anda çünkü bayağı geldi. Kaçtı bizim? 6'ydı herhalde oyuna başlarken yanlış hatırlamıyorsam. 18 oldu ya. 12 fabrika geldi de. Focus'tan mı geldi? Yoksa acaba şey yaptık diye mi geldi? Otonomiyi arttırdık diye mi? Onu bilmiyorum. İnsan deney yapan süper asker olunsun demiş. Sivilimiz sıfır mı? Şu an şeyimiz çok fazla, consumer good'umuz. Büyük ihtimalle ondan, evet. Ona da girişeceğim. İsviçre'yi falan da alabiliriz. War support veriyormuş. Oradan şey at. Ya da önce şunu yapalım. Endüstri bonuslarını alalım. Çünkü aşağı kadar hepsi endüstri bonusu veriyor. Çok enteresan bir şekilde. Araştırmalar bittikçe pıt 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 hemen hızlı hızlı yenisini yaparız. Bence modu zaman geçtikçe bir 10.000 kere daha anlatırsın demiş. Ya işte o yüzden genelde başladığım saati, dakikayı duyuruyorum. İnsanlar gelsin diye öncesinde müzik açıp biraz bekliyorum ki insanlar gelsin, ben 10 kere anlatmayayım diye. Ama bir 20 dakika sonra birileri daha gelip soracak. Abi bu mod ne? İşte cevap vermezsen alo malo diye yazılar gelecek. Cevap versene, niye bakmıyorsun cartcurt. Ondan sonra sitemler başlayacak. Ya bu herif de hiç bakmıyor cartcurt diye. O yüzden ben alıştım, sen de alışırsın diyorum. Minimum 5 kere. Yok, bir daha anlatmayacağım. Değeri bilinmeyenler Türk dizileri, Türk filmleri ve Hoi 4 demiş. Ya buna nasıl katılabilirim ki? Hoi 4 zaten 1 milyonun üzerinde sattı. Daha ne kadar satmasını istiyordun adam. Ne yapsın adam da şu. Sonra da ha dur. Neyse, Land Lease o veriyor da ben de ona bir Land Lease verebilirim ya. Silah milah, Almanya'ya silah milah verip şu şeyimizi arttırabiliriz. Özgür kalmak için ihtiyacım olacak zaten. İsviçre'ye bir yürüyelim. Her hafta 10.000 manpower arttığı için o da sağ olsun hiç sıkıntı yaratmıyor. Sivil fabrika sayısına bakmamıştım ama herhalde 3 tane falan ekledi o da, yani. Focus'la ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.
Düşünmüyorum demeyelim de öyle umuyorum diyelim. Aa, şöyle bir şey yapalım mı? Clear all. Request değil de gönderme yok mu ya? Neyse dur. Clear all demeyelim, o kalsın. Ha, şu %100'ü aldık. Gidelim. Az boktan kısım, bütün generallerin bir seviye olmuş. Aa! Lebensraum falan derken asker basmam lazım biraz. Biraz beklesin, öyle gideriz. Nasıl ölmüyor? Aleyküm selam. Bence bir komut koyma. Yok. Ondan sonra da komutu anlatman gerekiyor oğlum. Ünlem mod diyorsun. Kimse onu yapmıyor. Ondan sonra onu anlatıyorsun. Ünlem mod yazarsanız çıkıyor bilmem ne. Cart cart. YouTube'dan video izleme arası her seferinde yeni atıyor. Ha, bambaşka bir konu. Tamam. Ekrandakini anlamadım. Koymadım zaten. Arkadaşlar, zamanında gelmenizi rica ediyorum. Ve chat'teki diğer arkadaşların da bu konuda yardımcı olmasını rica ediyorum. Her seferinde anlatmak YouTube halkı için de hiç hoş bir durum değil. Oo, Almanlar gitmiş bile. Biz de gideceğiz ulan. Salın gidelim. Yeter mi 3 göndermeye? Yetmiyorsa da en son şey yapacağım zaten. Hayır, yetiyor. Gönder. Aa, ben tank üretmiyorum lan. Şimdi şöyle devam etsin. Takipçilerle Hoydört gelir mi? Vallahi geldi, katılım olmadı, o yüzden şey yapmadık. İptal oldu. O zaman son bir defa daha. Hayır. İstersen YouTube'dan izleyebilirsin, istersen Twitch'te videonun başına sarıp izleyebilirsin ama ben şeyi tekrar anlatmıyor olacağım. Burada benzin bayağı sıkıntı ya. İran. Sen bizi seversin, biz seni. Hadi ver bakalım. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Işınlanan asker. Mesela burada oynayacağım. Barcelona'da itilmeyi versin. Sağ ol, sana da iyi seyirler, hoş geldin. Ver baba, ne var ne yok. Fuel refining'i de ver. Müzikler de sanırım Wolfenstein'den. Ben yeni serisinden hiç oynamadım Wolfenstein'ın, o yüzden hani şey diyemiyorum size. Evet, Wolfenstein'la birebir falan diye böyle. Yani Wolfenstein ben oynadığımda en azından Doom gibi diye, yani 3D'sini oynamıştım. Eski halini, bayağı 90'lardan kalma halini, o yüzden yeni haliyle pek şeyim yok. Hatta 2000'lerin başlarında yanlış hatırlamıyorsam Wolfenstein'e bir oyun daha yaptılar. Tam hatırlamıyorum ama böyle o da FPS MPS bir şeydi. O da güzeldi mesela ama şu son çıkan serileri ben çok şey yapmadım, böyle sarmadım yani. Konusu gereği beni böyle çok şey yapmıyordu. Bağlamıyordu diyeyim. Ağlamıyordu daha doğru olur, evet. Sırada abone var mı chatte? Yeni emotlar geldi. Deneyebilir. Duyurusunu yaptım ama Discord'u çok takip etmeyen olabiliyor aramızda bazen. Ha, Swiss Anschluss ne oldu? Oo.
tarafsızlık için güzel bir şey, gün. Şüpheli şeydi, yapalım. 20k infantry equipment verecekmiş. Onu almış olalım bir yandan. Havadan gelen infek güzeldir. Aleyküm selam. YouTube'da izliyordum. Gelem dedim. İlk sorum o gıcık soru. Modun olayı ne? Tamam, hadi YouTube'dan geldiğin için bir daha söylüyorum. Arkadaşlar, Himmler Waffen SS'in kontrolünü eline almış durumda. Onunla beraber insan deneyleri falan yapıyor. Süper askerler, carçurt gücü zamanla büyüyor. Almanya'nın altında, Almanya'dan bölünmüş değiliz. Yavaş yavaş bölünmeye çalışıyoruz altından. Şu an için bu yani. Wolfenstein'in konusu. Zaten mod Wolfenstein üzerinden gidiyor. Başkentimizde Castle Wolfenstein. Bagetler düşüş. Harbi yalnız süper asker modundayız. Ya o şeyleri daha açmadım da, onu açtığımızda süper asker moduna gireceğiz anasını satayım. Biraz fazla uçuk kaçık. Çak baba vaypı. İyi, statları arttı en azından savaş esnasında. O biraz işime geldi. Var mı bu sefer? Buralara da hiç bakmam. Komando, air support, armor. Aa, armor'umuz var. Tamam. Submarine infantry var. Tamam. Önce political power alalım bence ya. Silent workhorse'umuz var. Şeylerimiz var. Tamam. Asas Lorraine'i istersem, savaş çıkacak diye korkuyorum ama ya belli de olmaz, oyunun başında savaş çıksa işimize gelir mi gelmez mi? Biraz daha endüstri alalım da ondan sonra şey yaparız. Bir dakikada Moskova'da, 3 dakikada New York demiş. Aleyküm selam. Arkadaşlar, modun konusu artık yok. Yeter. Artık yok dedikçe yeni biri geliyor diyor. Abi modun konusu ne diye. Zamanında gelin. Yakıt biraz sıkıntı olacak gibi de. Herhalde iç savaş bitesiye kadar yeter diye varsayıyorum onu. 36 gün diyor çünkü. Pisliğini anlatmaya da düşünüyorum. Yani enteresanmış, ne diyeyim. Böyle bir tepki beklemiyordum kimse. Onun yerine Moonbot mod yazınca direkt söylese. Daha önce de onu yaşadık arkadaşlar. Olmuyor öyle. Bu sefer de şeyi soruyorlar. Modun olayı ne diye soruyor. Diyorsun ki ünden mod yazıyorsun. Bu sefer spamlemeye başlıyorlar. Chat karışıyor. Sevmiyorum o tarz bir şey. Zaten anlatıyorum. Yayının başını yakalarsanız ne güzel yani. Duyuruları o yüzden yapıyorum. Şu saatteyim, bu saatteyim. Kaçıran arkadaşlar için de bir iki kere daha tekrar söylüyorum. Geç açıyorum söylediğimden. 5 dakika sonra diyorum, müzik çalıyorum bilmem ne. Millet iyice ne yetişsin diye. O yüzden maalesef. Heh. 18-25 oldu lan. Orada sanırım sayılarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. 18'den 25'e 7 eder çünkü. Biz üçlü açıyoruz oradan. Pek üçlü gibi gelmiyor yani. Civilian da alabiliriz. Şu infantry teknoloji, armor teknoloji, onları da alabiliriz. Önce onlara biraz gidelim. Alman güçsüzleşmemiş mi burada? Niye? Start landings yapamıyorum. Savaşta olmadan yapamıyorum. Nasıl özgür kalacağız lan o zaman? Anca savaşa girmemiz lazım beraber. Beraber bot bağlamamız lazım beyefendiyle. Bir dakika, sen... Ha, şey varmış, entrenchment varmış. İyi, fena değil ya. Reinforce rate. Max planning %20.
Temiz. Hepsinde 3 aşağı 5 yukarı var. Seni de nereye koyayım? Seni Avusturya'ya koyacağım anasını. Orada 8'te 8 demiş. O bambaşka bir dünya ama güzel bir dünya. Hangi ülke? Tam çözemedim. New Order arkadaşlar. Wolfenstein. Fuel refining'i ver. Benzin ciddi sıkıntı olacak gibi. Blitzkrieg teorisi alalım da. Doktrin bonusumuz hiç yok çünkü şeylerde, fokuslarda en azından ona bir kasarız. Mod geliştirmede mi? Yeni büyük ihtimalle. Yenilerden baktım çünkü. Süper asker istiyorum. Daha açmadım. Bayağı bir var onun. Yani şöyle bir şey var. Yani 70, 70, 70. 210 oradan var. 105 buradan ekleyeceksin. 315. 105 de buradan var. 420 gün şeyi var onun, gideri var. Yani bir senenin biraz daha üstünde. Yapılır ama yapılmayacak bir şey değil. Savaş öncesi yapabiliriz. Şu an en azından endüstriyi falan halledelim. Endüstri göt gibi çünkü. Ya o da gerçi iyi durumda, fena değil de. Yetmez hani şu an. Sol taraftaki daha iyi değil mi petrolde? Hayır, şu açıdan iyi değil çünkü şeye sahip değil. Sentetik rafinerim yok. Bu sentetik rafinerinin toplama şeyini arttırıyor. Rafinerilerden gelen %50 arttırıyor şu an. Bu refining şeyini arttırıyor komple. Petrolden alıyorsun bunu. Şu an dışarıdan petrol takas ediyorum. Rafineri yok. Rafineriye de bonus veriyor da benim için önemli olan fuel gain per oil. Yani şu dışarıdan petrol ticareti yaptığım için onu benzine çeviriyorum. İşime geliyor. Sentetik dikersek o da işimize yarayacak da. Sentetik şu an hiç olmaması lazım. Hatta bakalım lan, belki Almanya'nın başlangıçta sentetiği buralarda hiç yok diye biliyorum ama. Biraz ezbere konuştum. Yok. Sentetiğimiz hiç yok. Ay zaten aptal kafa. Başlangıçta hiç yoktu. Üretim hiç yok. Yok. Diğer ülkelerle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yeni DLC'nin konusu ne olacak biliyor musun? Duyurulmadı gibi bileyim. Duyurulmadı abi daha. Nasıl bileyim yani? Alman Focus serisi değişmiş mi diye sormuşlar. Gördüğüm kadarıyla hayır. Oradan devam ede dursun. İleride yaparlar. Ya ileride yaparlar mı bilmiyorum da. Mod hani daha çok başlangıç. Kaç kişi yönetiyor? Nedir? Profesyonel midir? Yarın öbür gün kaderine de terk edilebilir. Ha, onu özellikle söyleyeyim. Dur. Bunu çok yaşıyorum çünkü. Söyleyeyim. Arkadaşlar biz bu modu 1.7.1'de oynuyoruz. Şu an tarih 7 Ağustos 2019. Bana ileride demeyin ki ben bu modu bulamıyorum. Bu mod yok. Kaldırıldı mı? Link ver. Bu hangi sürüm tarzında bir şey demeyin. Çünkü kaldırabilir. Adam devam etmeyebilir modun yapımına. Bunlar tamamen kendi şahsi isteği doğrultusunda gelişen şeyler adamın. Dolayısıyla ben bunu bir söyleyeyim de, YouTube'da en çok bunu söylüyorlar. Çünkü adam gidiyor mesela, 2 sene önce paylaştığım videonun altına bunun sürümü kaç? Veyahut ben bunu bulamadım diyor moda. O mod zaten ölmüş yani. Devam etmemiş ki modun şey yapımı. Doğal yani bulamamız. İçeride adamın vardır bilirsin sen. Evet var. Himlerin özellikleri Division Training Time'ı arttırıyor. Organizasyon veriyor. Partizan efektini arttırıyor falan. Political Power veriyor ama Political Power'ı götüren de bir şeyimiz vardı. MFO ile beraber Reichskommissarat düşürüyor. O yüzden. Niye Almanya'nın yarısı Sovyet? Bak böyle sorularla gelin işte. Bu sorular daha çok hoşuma gidiyor. Aa bu şey Irene Engel, bak başa geçireceğimiz hatun. Herif diyor ama başa geçirmeye çalıştığımız hatun.
İsviçre'de resource var mı bu sırada? Biz burayı aldık da ben hiç İsviçre'ye... Oo, alüminyum. Ben hiç bugüne kadar İsviçre'ye oturup bakma ihtiyacı duymamışım. Ya da hatırlamıyorum yani en azından nesi vardı, nesi yok diye. Neden yeni dünyanın yarısı Alman demiş. Bak böyle sorular güzel sorular. Bunlar hoş. Bunları cebe atıyoruz. Ses enhancement. %100 veriyordu. Orada %50 gözüküyordu bu sırada şeyde. Araştırmada. Sanırım bazı şeylerin açıklamasıyla kendisi çok tutarlı değil. Yani isteyeceğim. Event istiyormuş. Bakalım kabul etmezse ne olur. Şu an askerim daha iyi durumdadır herhalde. Şeyden. Fransa'dan zaten. Geliştirmelerini de yapalım. Bir şey olursa da gireriz ya. İsviçre'ye savaşa girmeyince ben de bakmamıştım. Şimdi fark ettim. Bagetlere söyle de beyaz bayrağı hazırlasınlar. Alplerden gireceğiz. Yalnız gerçi o kadar askeri hazır değildir falan diyorum da yani. Gerçi o içinde bir şey yok ama. Ekipmanı toplamış bile ya Fransa. Benimkilerin strength'i daha %100 değil anasını satayım. Düşmanınki %100. Neyse bizde topçu mopçu var. Bizde öyle şey kimseler değiliz yani. Sokakta kalmış yalnız şey kimseler değiliz. Kenara atılmış. Yalnız biraz petrol ön plana çıkarsak iyi olacak gibi. Oyunda research speed artması için atom araştırması yapılır mı? Yaparız hangi tarihte yapılmalı? Yani 1940'tan itibaren 400-300 küsür gün sürüyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bonus verenler var. Wunderwaffe bonusları falan. Hani onunla beraber daha erken yapmaya çalışabilirsin de. %2 mi ne veriyor? Artı 2 veriyordu pardon. Yani. Ben genelde tercih etmiyorum herhangi bir şey. Ona ayırmayın. Fransa Almanlara kesin bu ne la diye bakacak. Harbi ha, bak üstümüzde Almanya var, biz veriyoruz şeyi, notayı Fransa'ya. Ver lan toprağı diye. Artı 4 mü oldu? Yani yine ne bileyim çok şey yapma. Ses strength on west. Sanırım bu Almanlardan isteyeceğiz bunu. Becomes owner diyor çünkü. Diyelim. İşe yaramadı mı? Ooo, kabul edildi. Alsace-Lorraine bizde. Aa, 170 demir. Of 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 of. Güzel. Harbi hoştu yani. Kimler dayıma benziyor ne demek ya? Piyade ekipmanı bonus veren Army Experience veriyor. Onu kullanarak doktrini araştırabilirsin. Evet ama çok piyade de değil pardon. Ha veriyormuş 50'ymiş 75. Tankta veriyor diyecektim. Tankınki 25 burada daha iyi. 50 75 75. İyi oraya yürürüz biraz. Şu an buradan gitmek istiyorum. Biraz ülkeyi büyütelim. Endüstri. Aa sürelerine bakmadım. Bazılarının süresi kısaydı başlarda. 9 gün diyor bak. Bazılarının sürelerini kısaltmış mesela. Ha bak 35 gün diyor. Bunlar genel olarak aynı. Şunlar 105'ti onu hatırlıyorum. Yani. Buram buram çelik koktu. Hitler'den daha iyi de diplomasi yapıyoruz demiş. Fransa'yı savaş açarsan alırsın şu an Maginot GG. Aynen ama dünya savaşı başlatmaya niyetim yok şu an. %100 bonus 312 gün. Ulan şeytan diyor bas gitsin. Bas baba gitsin. Şunları bir düzenleyelim biz bir yandan. Kaç kişi lazım? 9, 4 de oradan 13 tane daha piyade lazımmış. Topçuyu yakalarız bir ara ya. Şu an topçu az var. Üretim de sekteye uğramış hafif.
Hala daha endüstri sayımız Almanya ile yarışır düzeyde 25'e 29. Biraz endüstri idealarının olmadığı kasalım hızlı hızlı. Oradan beleş beleş alalım ki kurtaralım yani götü başı. Maginot bizdeyse Fransa bu hafta nasıl geçecek biri bana anlatsın. Hah, kesin videonun daha. Ha verdi Frankfurt. Bizde miydi lan Frank? Yok, aldık değil mi Frankfurt'u? Mosellant'la Frankfurt galiba. Almanya'yı yiyoruz lan, mevzuya bak. İyi, temiz. Adamın ülkesinin altındasın, adamın ülkesinden toprak yiyorsun ya. Ayıp, vallahi ayıp. Vasallık bitmiş. Vasallık ölmüş. Hitler çıldırıyor demiş. Almanya Prusya oldu. Mermiye kafa atan askerleri yapacağız da işte daha bayağı bir süresi var şeylerin ya. Hızlı hızlı şu motorizeleri açalım bakalım. Bu müzikler usta modun müziği mi ya? Wolfenstein'le mi ilgili yoksa başka müzikler varsa onlara da bakalım diyeceğim. Başkent neresi? Castle Wolfenstein. 101. Airborne falan diyor. Herhalde modun değildir. Yeni müzik paketi gelmişti tabii. Onu şey yaptım, unuttum. Boy 4 ne zaman demiş. Ben de bilmiyorum. Duyurulduğu zaman. Tıpkı bugün olduğu gibi duyuruldukça. Mussolini'yi falan indireceğiz diyor ya. Şunu yapalım mı? Ha kaç tane fabrika olduk? Ha. 29'du 31 oldu. Bir ara Vanilla da Almanya ile HR kurar mısın demiş. İlginç kafalar. Dünyayı aldık Vanilla da Almanya ile HR'si mi kaldı mezun? Avusturya Anschluss olursa Border Gore görürüz artık demiş. Ama onunla ilgili şey vardı oyunun başında. Bak Take Austria States var. Almanya tarafından kontrol edilmesi gerekiyormuş. Biz oradan alıyoruz diyor. Becomes owner. Çek de aynı şekilde. Almanya aldıkça ben Almanya üzerinden alacağım onları yani. Kimlerin değerini bilmemiş. Blitzkrieg teorist Kemal Sunal'a mı benziyor? Oğlum adamın saçları uzun böyle açık lan kulaklarının oradan. Nereye benziyor? Hitler'e toprak yok demiş. Faşizmin belini kıracağız. Ne kadar pezevengiz. Adam alıyor biz ondan alıyoruz. Bence çok mantıklı. Günün sözü. Neymiş günün sözü? Ha, Rodolfo Graziani lider olacakmış İtalyan Faşist Partisi'ne. İtalya'da Almanların puppet olacakmış. Ha. Berlin Orvor. Şu an Roma Orvor'dayız. Dur. Dur. Tarihi karıştırma. Tarihle oynayıp durmayın. Aki kalan bu kubbede biri hoş sağdaymış. Allah Allah. Tek fokusta İtalya papat. Üf demiş. İtalya şu an vasal değil. Hayır. Ya Almanya savaşa girerse biz de özgür. Gerçi savaşın ortasında özgür kalabiliyor muyum bilmiyorum ama şu an için en azından özgür değilim. Luftwaffe Fighter Designer. Kas Designer. Şuradan bir endüstriyi alalım ya. Sahiden bak onu almam. Abi sağ kolum inanılmaz bir tutulmuş. Üstüne mi yattım? Ne oldu? Bak
Sağ omzumun şurasından başlıyor. Şuraya kadar ağrı var. Ya böyle içeriden bir şey böyle tel gibi sızlıyor her yerinden böyle titreye titreye anasını satayım. Bayağı şu an hani kolumu buradan söküp götürmek istiyorum ama çok sağlam bir tutulma mı artık bu ters hareket mi ağrısı var yani. Kimlere devlet mi vermiş her şey daha kötü olacaktı. Panzer 4. Panzafia. Ya baba topçuyu. Biz endüstri atlamadık değil mi? Unuttuk şu arkadaş. 139 gün. Ya şuraya bir top verin ya. Ülkede top yok birader. Aslında bakma ya ülke büyüyor şudur budur da fabrika olarak bir bokumuz yok. Ha, dedim ne oluyor? Hem bu hem Mussolini aynı anda oldu. İtalya altımıza bağlandı. Benim altıma değil de şeye bağlandı. Şu an bak Avusturya'yı alabiliyorum. İtalya'yı da alabiliyorum bir kısmını anladığım kadarıyla. Önce İtalya'yı alalım. Çünkü İtalya'nın kuzeyinde kaynakları var. Hem de bayağı varmış. Ama bu ipte de tungsten yok değil mi? Onda da yok. Tungsten sıkıntı olacak biraz. Şey medium oynamak istedim çünkü bugün. O biraz bize sıkıntı olarak dönecek sanırım. Top yoksa Brusa'yı yani istedim. Ah. Boşluğuma geldi, sinirlendim. Avusturya'da petrol var. Ha, 4 petrol var. Sentetiği var galiba. İtalya altyapı iyi güzel kaynak gelecek oradan demiş. Hadi Avusturya'ya yalak. Hepsini alırız. Ha biliyorum timeout attım. Oğlum üretmek istediğim bir boku daha üretmiyoruz ya. Acil fabrika lazım. Yıl 38. Fabrika verin lan. Fabrika. Aa, fabrika. Uçak araştırması yapmıyorum zaten de. Lan Core Manpower. Şu an Core olmayan bir yerim olduğunu zannetmiyorum. Bu sırada hepsi şeyden geliyor çünkü. Uçak bonusunu alalım. Uçağı açarız bir ara. Bize silah değil tank lazım. Tank demiş. Hiç sorma ya Fransa'ya patır kütür girip şeyleri almak lazım diyeceğim de. Fransa'nın da sınır bayağı yığınak halinde yani şu an. Orduyu düzenlemeden oraya girmemiz çok zor. Acil fabrikaya ihtiyacım var işte. Şu. Of. Laps diye ısırdık. Dur lan hayır. Avusturya. Avusturya'da güzel sivil vardı. Limanım oldu lan. Gemi basıyorum. Ne basayım abi be? Ya da siktir et tamamen submarine oynayalım ya. Liman gören Almanlar. Mutluluktan çıldırıyordu. Fabrika ne oldu? 41 41-38. İyi bu fullendi. Tank fullendi. Uçak başladı üretmeye. Motorize başladı. Medium başladı. Güzel. Güzel güzel. İyi oldu bak bu. Bence itler bize kutlu olsun. Bilmiyorum arkadaşın ne kastettiğini. Ben anladığım şekliyle arkadaşa timeout'u attım. 600 saniye uslu durmayı öğrensin. Denizaltının avantajı ne oluyor? Raid'de çok etkili. Bulunamıyor vesaire. Almanların limanı vardı. Akdeniz gören Almanlar çıldırdı demiş. Harbiden ha. Ben onu düşünmemiştim. Sıcak denizlere inen Almanlar. Ruslardan daha önce sıcak deniz gördük ya. Ulan İyi en azından şey de başladı biraz. Şu şeyi alalım. Endüstri.
dikim hızı veren herif var ya, onu alalım bir ara. 83, 153, 122 var. Geçin bakalım. Sen boşluktasın. Ha dur. O zaman şöyle ver. Yalnız paso kasa oynadım da hiç kas üretmiyoruz ki şu an. Hemen biraz da kas şey yapalım. Ha ne oldu? Aldık. Avusturya'yı da aldık. Güzel. Panzer hoş olabilir de. Önce şuradan gidelim. Hızlıca şu Army Experience alalım. Sonra da bir endüstriye el atarsak hızlıca. Yoksa 40'a kadar savaşa giremeyeceğiz ya. Daha uçak yok. İngiltere'ye nasıl çıkacağız bu sırada? Onun hakkında en ufak bir bilgim yok. Şey yok ki elimde. Filo yok ki elimde yani. Ne kadar hızlı denizaltı üretebilirim acaba? Şey olmadı. Çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Neyse bir ara o da üretilir. German Reich claims memel. Tamam yavrum, memeli de al. Ben senden onu da alırım. Ben şu an yani hiç şeyim yok. Çekincem yok. Sen memeli al, biz senden onu alırız bir ara. Yanlış mıyım beyler yani? Adam benim için orada şey yapıyor. Ülke alıyor. Mein Führer diye diye aldık elinden ülkeyi adamın demiş. Generaller soru işareti demiş. Ben de diyeyim generaller soru işareti. Ne demek istiyorsun yani? Yok mu bizde atom salla 2-3 tane hizaya gelsin der. Kadın general var. Oğlum kadın başa geçiriyorsun lan. Ülkenin askerleri maskerleri şey oluyor. Kadına dönüşüyormuş. Organizasyon daha fazla alırsam ordunun organizasyonu %100 falan olacak galiba. O yüzden şu an çok şey yapmıyorum onu. Sallamıyorum. Verdiği bonuslardan sonra çünkü deli gibi organizasyon olması lazım ya. Bak düşün, buna bir de artı %8 alacaksın. 49'un %8'i kaç yapıyor hesaplamadım ama. İyi yani durumları. Aa dur. Şunu at. Signal'ı ver önce. Sizde bir egzersiz var mı? Amiral var lan. Ülkede liman yoktu, amiral var ya. Yalnız bir şey değil mi? Amiral trade'leri de iyi bayağı. Bak Submarine, Capital Ship, Hans Gruber. Ama gelin. Bunların hepsi bir. Onları düzeltir ya. Feedback'le düzeltir yani. 40. Mantık. Feminaz. Oy 3 müziği. Müzik paketi var ya, o müzik paketinde hepsini veriyor. Ver biraz daha. Army X fırlat kafamıza bak. Ekipmanı da kasarız bir ara da. Şu an biraz yavaş kaldım. Şu research şeyini araştıracağım. Onu unutturmayın bana. Unutturmayın deyip genelde ben yapmıyorum ama. Olsun. Siz yine de unutturmayın bana. Ne oluyor lan? Gelme. Gelme buraya. Dayadı bütün sınıra. Oğlum dur. Şu an savaşın sırası değil, rahat dur. Benden önce Fransa'yı almasa bari ya. Fransa'yı da yemek istiyorum. Var mı lan Fransa'yla ilgili bir şey? Çekler var, Slovenya var. Ha, Çekleri alabiliyoruz. İyi. Sen al Çekleri bir ara. Gerçekten New Order derken. Yalan mı şey yapacağız, anasını satayım. Gerçekten New Order nedir? Adam New Order diye mod yapmış ama New Order yok.
Yalan söylüyor. Adam bayağı kaptanı deriyor. Durumu iyi yani, ne diyeyim şimdi. Yalnız biz ekipman araştırma bonusu aldık da niye buraya gelmiyor, buraya geliyor hep? Sanırım orada motorize demek istiyor. Ama yanlış yazılmış diye tahmin ediyorum. Çünkü o da anlamsız. Anlatabiliyor muyum şu an? Çok büyük bir anlamsızlık var orada. Sonra hava gücünü biraz daha arttırmam lazım. Ondan sonra Rusya işgal kitini hazırlayabiliriz. Şu an böyle gitsin. Aa, şey yapacaktık, onu unuttuk lan. Bir şeyler alıyoruz da Captain Finn Duster'ı almadım. Geçen sefer onu alacaktım, unuttuk bak.